Pol geziyor. Hemen hemen her evde bir hasta var. Üstelik o hasta daha iyileşemeden ailenin diğer fertlerine kolayca bulaşıyor. Grip türleri farklı farklı. Kimi ateş yapıyor, kimi öksürtüyor, kimi yatırıyor, kimi ayakta geçiriyor ama ortak özellikleri çok kolay bulaşıyor. İşte o bulaşmaya karşı ne yapılması gerektiğini, gripli hastaya nasıl bakılması gerektiğini anlatacağız şimdi. Kabaca griple mücadelenin el kitabı. <laughs> Bazı günler 8-10 kutu bizim burada influenza kiti tükettiğimiz ki her birinde 20 test olduğunu düşünürsek demek ki 150 civarında test yaptığımız günler oluyor. Bu ara çok hem bize poliklinikimize başvuran hastalar hem acile başvuran hastalar herkes aile boyu geçiriyor. Vaka sayısı sürekli artıyor. Ocak ayı boyunca da bu artışın devam etmesi bekleniyor. Peki sağlıklı yetişkinlerde bile ağır seyreden influenza A'ya nasıl yakalanıyoruz? Grip vakalarının arttığı bir dönemdeyiz. Şu aralar grip virüsleri bizi çokça enfekte ediyor ve bu hastalığa yakalanıyoruz. Aslında bizim de yaptığımız hatalar var. Çünkü grip virüsünü hem taşıyoruz hem de her yere bulaştırıyoruz. Okullarda, kreşlerde, iş yerlerinde, AVM'lerde hapşırarak, dokunarak virüsü paylaşıyor, çoğaltıyor ve hızla yayıyoruz. Erken tanı, erken teşhis çok önemli. Hem çevreye bulaştırıcılığımızı azaltıyoruz. Bulgular başladıktan 5-7 güne kadar mikrobu saçabiliyoruz. O yüzden zaten çok yayılıyor. Okul ortamları, kapalı ortamlar, AVM ortamları. Virüsü hasta kişiler yayıyor. Nefes alıp vererek ve hapşırarak. Bu nedenle kapalı ortamlarda bir metre kuralı çok önemli. Ben e, grip hastasıyım şu anda diyelim ki sizinle röportaj yapıyoruz. Ben konuşurken size bir metre mesafeden uzak en az durmam lazım. Zaten ben hastaysam sizinle röportaj vermemem lazım da hasta olduğundan kuşkulandığımız birisine bir metreden fazla yaklaşmamalıyız. Hapşırdığınızdaysa mesafe daha uzak olmalı. Az açık hapşıran bir kişi 3 metreye kadar virüsü yayabiliyor. Az önce birisi hapşırdı otobüste ondan sonra o tutulacak yerlere o hapşırık, geldi. Ondan sonra biri de geldi oradan tuttu. Bu da bir direkt temastır ve bulaşma yoludur. Elini hapşıran bir kişi dokunduğu her yere virüsü taşıyor. Hapşırdıktan sonra kapı kolunu tutmuş da olabilirim. Burada ne kadar canlı kalıyor virüs? Kapalı ortam güneş almıyor. 2-3 saate kadar canlı kalabilir. mi? hapşıranın kendini kontrol etmesidir. Mutlaka temiz bir mendille ağzını kapatması, ceketinin koluyla ağzını kapatması ve ortalığa hapşırmaması gerekiyor. Klavye, kalem gibi ortak kullanılan eşyalarda virüs alışverişinin en yaygın yolu. İnfluanzada da elbette bulaşıcılık var. İşte bu nedenle biz birazdan bir örneği elimize alacağımız için eldivenlerimizi taktık. Efendim burada çalışılmış bir örnek var. Hemen alıyorum. Size sormak istiyorum bunu. Burada hem C, hem A hem de B görüyoruz ve C ile A'da bir çizgi var. Ne anlama geliyor bu örnek? C yazan kontrol yani çalıştığını göster. Evet. Yani Şu anda A'nın pozitif olduğunu görüyoruz. A'nın pozitif olduğunu görüyoruz. Kimi zaman beraber olabilir, kimi zaman da ikisi de negatif olabilir tabii. Evet. En yaygın görülen grip, influenza A en çok kullandığınız eşyalarla size taşınmanın bir yolunu her zaman buluyor. Hasta örnekleriyle e, e, elledi onlara, eldivenle. Sonra da işi bitti. Bu kalem burada duruyordu. İşini bitirdi geldi, kalem aldı, deftere kayıt yapıyor. Bu yanlış. Bu nedenle ellerinizi gün içinde sık sık yıkamakta önemli bir kural. Uzmanlara göre yıkamanın süresi de 30 saniyenin altında olmamalı. Güzelce duruluyorsun. Kadına yönelik şiddet diyoruz ya hep. Kiminin kocası